Bu videoda sizle birlikte dünyada ne oluyor onu bir göreceğiz. Neden? Çünkü Dünya Kim Yönetiyor serisinde sizlere çeşitli bilgiler veriyoruz. Ama bugün dünyada ne oluyor? Yani özellikle Amerika ile Çin arasında bir savaş var. Bu savaş İran gibi, Rusya gibi devlerin katılmasıyla daha da hareketleniyor. Peki dünyada ne oluyor? Öncelikle özür diliyorum. Çok sağlığım iyi değil. Bir iki gün bir hastane dönemi oldu. Ama sesim çok güçlü çıkmasa da sizlerle birlikte bir dünya değerlendirmesi yapacağız. Her şeyden önce bir G20 zirvesi olacak yarın. Yani Cuma günü. Bu G20 zirvesinde Çin ile ABD masaya oturacak. Ve bu çok çok önemli bir e, buluşma çünkü bir süredir restleşiyorlardı. Bizim istediğimiz şey aslında bu dünyadaki restleşme ki İran'ı, Suudi Arabistan'ı herkes işin içine giriyor. Çin'in e, bu yeni İpek yolu projesinden de bahsedeceğim. Bütün bunlar Türkiye'ye yansır mı? Bir. İkinci merak ettiğiniz şey dolar ne olur? Bu ikisine gelin bir görelim. Bakalım dünyada neler oluyormuş. Hoş geldiniz. Şimdi her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Trump gibi şuursuz bir insan Amerika'nın bütün ilişkilerini yıkıyor. İlk önce Çin'le bir restleşmesi oldu ki bu 3-4 rant falan sürdü. Birinci rantta ABD ithal çeliğe %25, alüminyuma ise %10 vergi koydu. Yani Çin'den gelen çelik yüzde %25 ek vergiyle giriyordu. E Bu da tabii ki Çin'den daha az e, ithalat yapılsın diye yapılmış bir hamleydi. Çin ise buna karşılık misilleme olarak 128 tane Amerika'dan gelen ürüne ek vergi koydu. Bu ek vergi ama majör değildi. %15'i de vardı, %25'i de vardı. Trump bunu azmedemedi. Binden fazla ürüne bastı %25 vergiyi. Çin tabii ki mislemeyi yaptı. 659 ürüne daha ek gümrük vergisi getirdi. Şimdi burası biraz sıkıcı gidiyor biliyorum ama bu olaylar nereye tırmanacak o önemli. Bu için çünkü 3. round da var. ABD dedi ki 34 milyar dolarlık 818 ürüne %25 vergi daha koydum ve hatta gerekirse 500 milyarlık ithalatımızın hepsine koyarım. Şimdi Çin açısından bu ilginç bir durum. Yani burada şunu anlamanız lazım. ABD Çin'den mal alıyor değil mi? Karşında para ödüyor. Çin para kazanıyor. Ne kadar para kazanıyor biliyor musunuz? 150 milyar dolar. Peki Amerika Çin'e bir şey sattığı zaman ne kadar kazanıyor? 500 milyar dolar. Burada sanki böyle Çin her yıl 250 milyar dolar zarara giriyormuş gibi gözüküyor ama değil. Çünkü Çin bazı ürünleri Amerika'ya başka ülkeler üzerinden satıyor. Örneğin Çin dünyadaki en büyük sahte bal üreticisidir. Dünyanın en büyük bal üreticisidir bu arada. İkincisi biziz. Avrupa Birliği'ni saymazsanız ikincisi biziz. Ama Çin'inki öyle böyle değil ve Çin dünyaya en büyük sahte balı satan ülke. Şimdi sadece balla tabi olmuyor bunlar ama birçok ürünün böyle sahtesini satıyor. Sahte balı Amerika, bir o 9 yıl boyunca yayın olmuyorsam anlayamadı. Çünkü ne zaman ki Amerika yeni bir teknik geliştirip balın sahte olduğunu anlasın, Çinler yeni bir teknik geliştiriyor. Almanya'da da var mesela bu durum. Almanya'ya da bal satıyor Çin. Dolayısıyla böyle sahte ürünleri Malezya üzerinden satıyor. Çeşitli ülkeler üzerinden satıyor özetle. Dolayısıyla bir baktığımız zaman eğer Çin direkt Amerika'ya ne ürün yolluyor? Evet sadece 150 milyar dolar kazanıyor Çin'in yıllık getirisi. Ama Çin'in dolaylı sattığı ürünler muazzam para getiriyor. Çin daha karlı. Tabii ki burada şunu da bilmeniz lazım. Mesela iPhone gibi ürünler var. Bu iPhone gibi ürünleri Amerika'dan direkt almıyor. Bir kısmı Çin'de toplanıyor, bir kısmı Vietnam'da. Çeşitli ülkelerde biliyorsunuz. E oralardan alıyor tabii ki. Amerika'da kullanılan iPhone sayısından daha fazlası Çin'de kullanıyor. Çin'in nüfusu muazzam. Yani 350 milyon nüfusla milyarlık nüfus. Bir değil normal olarak. Özetle Çin zarar etmiyor. Yani Çin güzel bir ticaretin içerisinde. ABD bu gümrük vergileri artistliğini falan birkaç ülkeye daha yaptı. Yani Kanada'ya posta koydu. Aynı şekilde Avrupa'ya da, Avrupa Birliği'ne de bir havası oldu. Meksikalılara zaten seçim dönemi vaadi şuydu. Meksika'ya duvar öreceğim. Meksika'dan kimse gelmesin. Bunu sonradan kıvırdı ya işte öyle yapmayalım da şöyle yapalım da falan. Yani Meksika ile zaten bir savaşı var. Göreve geldiğinde ilk İsrail'e gitti. Kudüs şovunu hatırlarsınız. İsrail'de de Suudi Arabistan toprağından geçip gitti. Bu Araplara, Suudi Araplara çok pis ayar veriyor ve Suudi Araplar da çok güzel yalakalık yapıyor e, Trump tarafına. Riyada falan gitti sonrasında Kudüs'ten sonra. Kılıç dansını hatırlarsınız. NAFTA denilen anlaşmayı bozdu. NAFTA nedir? Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması. Ve bu muazzam bir fikirdi. Obama döneminden kalan bir fikirdi. Obama ne yaptıysa Trump tersini yapar. Bunun amacı Kuzey Amerika'daki ülkelerin ticaretini güçlendirmekti. Kanada, Meksika, ABD arasındaydı. Trump buna da postayı koydu. Ama Trump'ın bana göre yaptığı en büyük patateslik Trans Pasifik Anlaşması'ndan da çıkması. Trans Pasifik öyle bir anlaşmaydı ki Çin'in güçlenmesini engelleyenlerden bir tanesiydi. Bunun içerisinde Japonya'sı, Yeni Zelanda'sı, Malezya'sı, Kanada'sı 12 tane ülke var ve 12 ülkenin düşük vergilerle birbiri içerisinde ticaret etmesini sağlıyordu. E bundan da çıktı. Yani Çin'in güçlenmesi için aslında elinden geleni yapıyor. Birazdan göreceğiz Çin neler yapıyor ama Trump zaten Rusya ve Çin'e Elinden gelen kıyağı yapıyor. Çünkü 12 ülkenin vergisiz ticaret yapması demek aslında Amerika'nın uzak doğuyu. Bize göre bu uzak doğu. Bu ülkeleri rahat rahat sömürmesi demekti. Beraber ticaret yapıp vereceklerdi. Trump bunu da bozdu. Bir ülkenin başına bazen o ülkeyi batıracak lider gelir. Trump tam olarak odur. Haziran ayında daha da öteye gidip Paris iklim anlaşmasından da çıktı. Zaten Kyoto Miyoto postayı koymuştu. Daha bitmedi. İran nükleer anlaşmasından da çekildi. Küba'ya yönelik bütün ambargoları seyahat engellerini geri getirdi. Adam yani aslında komşularla mega sorun. Hani sıfır sorun diyoruz ya bizde. Bütün komşularla sorunlu olayım. Dünyada sorunlu olmadığım ülke kalmasın. Türklerle yaptığı olayı biliyorsunuz. Rahip Brunson'ı falan anlatmayacağım. Bir video var açıklamaya koyarım izlersiniz. Ama hani böyle ahmaklığın zirvesinde Dünya Ticaret Örgütü'nden de çıkmak istediğini söyleyerek yaptı. Artık restin kralı, patron çıldırdığının zirvesi yani. Trump kimle ne köprü varsa sürekli atıyor. Bütün bunları yaparken petrol piyasasının da dengelerini bozuyor. Mesela yaz aylarında dedi ki İran'la bundan sonra petrol alışverişi yapmasın kimse. Ambargo koyuyorum. E şimdi millet bu, bu ambargoya uymak için planlar yaptı. E i̇şte İran dünyaya petrol satamayacağına göre Rusya dedi ki ben daha fazla petrol salayım de en azından petrolün fiyatı birim fiyatı yükselmesin. E, Suudi Arabistan buna göre hazırlık yaptı. 5 Kasım'da ikinci bir duyuru yaptı. Dedi ki 8 ülke de muaftır dedi İran'ın ambargosunda. Bunlardan birisi Türkiye'dir ama Türkiye o kadar petrol almıyor. Ama Japonya, Hindistan e, muazzam petrol alıyor İran'dan. Dolayısıyla İran tekrardan eski gücüne geri dönünce iyi kötü, e, petrolün fiyatı iyice saçmaladı yani petrol piyasasını da mahvediyor. Şimdi Türkiye bütün bu saçmalıklardan etkilenir mi? Yani dünyada olan bu ilginç hamlelerden etkilenir mi? çok fazla değil. Yani bizde doların yükselmesinin sebebi dış nedenler de vardır, iç nedenler de vardır. Dolar dünyada değer kazanır, dünyada değer kaybeder. Türkiye'de değer kazanır, Türkiye'de değer kaybeder. Bütün bunlar olurken dünyadaki bu gelişmelerde milli gelirimiz dış ticaret oranına çok fazla fark etmediği için, o kadar güçlü olmadığı için sorun yaşamamız bir Avrupa ülkeleri kadar değil. Ama çeşitli ülkeler bundan çok kötü etkileniyor maalesef dünyada. ABD 2. Dünya Savaşı sonrasında çok güçlüydü. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın kazananı aslında Amerika'ydı. Ve 70'lerde dedi ki bundan sonra petrol dedi altına bilmem ne şuna buna endeksli olmayacak. Petrol bundan sonra dolar endeksi olacak. Dolar dünyanın para birimi oldu. Ülkeler dolarla borçlanıyordu. Ülkeler dolarla birbirine kredi veriyordu. Petrol dolar endeksliydi. Dolayısıyla bugün de gördüğünüz gibi dünyanın para birimi aslında dolardır. Doların geçmediği ülke görüyor musunuz? Götür Türk Lirayı Endonezya'da ver adam turatına atar. Ama dolar öyle değil. Dolayısıyla dolar ticarette kullanılıyor. E kredi alırken uluslararası borçlanmada kullanılıyor. Ülkelerin rezerv birimleri altın ve dolar. Merkez Bankası'nda işte 10-15 milyar dolarlık bir paramız var. Keşke daha çok olsa, hazinemiz coşsa ama bizim bu kadarlık var. Dünya enerji piyasasının 40'ı petrolle döner. Bu petrolü kimler çeviriyor biliyorsunuz. Rothschild'ler, Rockefeller'ler size anlattım. Ama bu dolar dünya petrol piyasasının, enerji piyasasının daha doğrusu pardon yüzde 40'ını dolara indeksli olan petrol çeviriyor. Şimdi Amerika'da ve İngiltere'de Londra'da yani emtia borsaları var. Emtia ne demek? İşte değerli şey petrol, altın, gümüş, tahıl, çeşitli şeyler. Bunların borsaları var. Yani patatesin de borsası var öyle söyleyeyim size. Yani çok kaba benzetme oldu ama. Dolayısıyla petrolün borsasını, petrolün dünyadaki fiyatını yöneten iki ülkeden birisi Amerika, birisi İngiltere. Londra petrol borsası da dünyaya bazı ayarlar veriyor. Komex'te Amerikan emtiyası, emtiye borsası. Çin bütün bu tabloyu izledi ve olayda büyük bir oyuncu olmaya başladı. Şangay emtiye borsasını açtı. Ve buradan petrol satmaya başladı. 15 milyon varil petrolü Yuan üzerinden. Tabii ki bu Yuan parasıyla değil. Petrol kontratı ama Yuan'a karşılık. Ve bu petrol kontratı Yuan bazındaki petrol kontratının karşılığında bende altın olarak var dedi. Yani Türkçesi. Çin Yuan'ı kendi para birimini doların karşısında sürdü. Dedi ki bundan sonra dedi Asya'da ticaret dedi Yuan'la olacak paşam dedi. Buna 2012 yılında zaten Japonya okey demişti. Şimdi diyecek ki Çin ve Japonya kim ki ABD'ye kafa tutsun? Dünyanın en büyük iki ekonomisi bu adamlarda. Dolar rezervleri de bu adamlarda. Japonya'nın dolar rezervi 1.2 trilyon dolar. Amerika'dan kat kat fazla. Amerika'nın sürekli para basabildiğini şu anda bir kenara koyuyor. Birazdan Fed'i anlatacağım size. Çin'in elinde ise 3.1 trilyon doları var. Trilyon dolar. Bizde 18 milyar dolarcık var öyle düşünün. Çin'in elinde 3.1. Japonya'ya birlikte dünyanın en fazla dolarını çeviren iki ülkeler. Şimdi burada bir Arabistan'a bakmamız lazım. Arabistan'da bazı işte şeyhler, prenslikler Çin'e yuan karşılığında petrol kontratı yuan bazında karşılığında petrol satıyordu. ABD bunu bir uyardı. Gitti falan böyle bir kulağını çekti. Sonrasında e, çeşitli Suudi prensler falan filan ülkede vatan haini ilan edildi. Suudi Arabistan hemen yalamaya başladı. Canım Amerikan, güzel Amerikan, ben senin köpeğin olurum ne istiyorsan yaparım. Hatta 6 Ekim'de Amerika Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Dedi ki biz olmasak iki hafta bile yönetimde kalamazsınız ha dedi. Hemen ardından Suudi Arabistan'ın Veliyah Prensi Muhammed Bin Selman Rusya ve Çin'e meydan okudu. Petrol piyasasında sizi tutmayız. Şimdi abisi bunun kulağını çekince bu da ona bunu efelenmeye başladı. Yuan'la petrol hamını durdurdu. Şimdi Çin'in petrol aldığı ülkelere bakacağız. Bir Rusya, iki Suudi Arabistan, 3 İran. Suudi Arabistan şu an Amerika'nın tasmalısı. Oraya geçiyorum ama Rusya Çin'le çok kanka Amerika'ya karşı. E, İran zaten Amerika'dan nefret ediyor. Çin'le ticaret yapmaktan keyif alıyor. Burada bir sıkıntı yok. Ama Çin çok çok akıllı. Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan Venezuela'ya gitti dedi ki baba dedi benim korumamdasın. Ben senden bundan sonra yuanla petrol alayım mı? Bu Venezuela biliyorsunuz e, İngiltere ve Amerika'nın sömürgesi olacak hale gelip yolsuzluklarla batmış bir ülke. Şu an hani avuçla, kürekle e, kendi bolivarını veriyorsun ki bir tane tavuk alabilirsin. Dolayısıyla Çin nerede gariban sömürülmüş Afrika ülkesi, Güney Amerika ülkesi bilmem ne varsa hepsine destek atmaya başladı. İran durur mu? Dedi ki ben Çin ve Rusya ile safları sıklaştıracağım. Onlar benim kankam, canım ciğerim, <laughs> öperim. Dolayısıyla İran, Çin, Rusya bir kere bir araya gelmeye başladı. Ve bunlar Yuan'ı destekliyorlar. Yani Yuan'ın dolara karşı bir para birimi olarak dünyada olmasını destekliyorlar. Baştan fikrimi söyleyeyim. Kısa vadede 2-3 yılda bence Yuan kalkıp da doların yerine geçecek bir para değil. Değil de bugün Bitcoin bile dünyada bir tehdit olabiliyorsa uzun vadede ne olacağı hiç belli olmaz. Eğer ki Çin'in bir yol bir kuşak projesi olmasaydı bunu diyemezdik. Dolar dünyanın kralıydı. Ama birazdan anlatacağım şey de göreceksiniz ki Çin dünyayı ele geçiriyor. E, Avrupa Birliği de ABD'ye sırtını döndü. Çünkü Avrupa Birliği'nde vergiler koyup posta koyuyor sürekli Trump. Trump garip bir adam. Yani e, günü gününe uymayan, huysuz garip bir adam. Çin bugüne kadar halkından aldığı parayı halka geri vermiyordu. Halk zenginleşmesin diye. İşte güya komünizm var ama kapitalizmle yoğrulmuş garip bir Çin yapısı var şu anda. O paraları Amerikan tahvil alıp Amerika'ya borç veriyordu daha sonra da tabii faizle birlikte geri alıyor. Daha çok tahvil alıyor. Dolayısıyla Çin zaten dolar bazında çılgın bir zenginlik yaşıyordu. Ama Çin son yıllarda dedi ki ben artık dedi ithalat ekonomisi değil abiciğim, tüketim ekonomisine geçeceğim. Birazcık para harcayacağım. Bu parayı nereye harcayacağını kimse anlamadı. Çin ne alacak? iPhone mu alacak? Patates mi alacak? Ne alacak? Birazdan göreceğiz ne alacağını. Çin ama bir parça halkının zenginleşmesini sağladı aslında. Para basıp piyasaya sürdü. 580 milyar dolarlık 4 trilyon yuan bastı. Ve 2 trilyon yuan da piyasaya sürdü. E tabi sen piyasaya para sürersen iç ekonomi canlanır. Yani senin halkın elinde para olursa e bu işçilik fiyatlarını bir parça yükseltti. Çin'de hafiften bir enflasyon gözüktü. E dünyaya karşı Çin biraz daha pahalı bir ülke olmaya başladı. Çin elindeki bu 3 trilyon doları ne yaptı biliyor musunuz? Afrika'ya gidip çeşitli değerli metaller anlaşmalar yapmaya başladı. Bunları almaya başladı. E piyasaya dolar sürüyordu. Çin'in Geely markası Mercedes'in hisselerini satın aldı. İlk önce %5 ile ilgilendiğini söyledi. Sonra bastırıp parayı %10'unu aldı Mercedes'in. Tabi tüm bunlar doların değerinin düşmesine sebep oluyor. Ama Amerikan Merkez Bankası FED faiz arttırarak çeşitli yatırım sebepleri yaratarak Amerikan dolarının dengesini korumaya çalışıyor. Bunlar bir yandan bu işe yararken Amerikan en büyük silahı nedir biliyor musunuz? Dünyada savaş çıkarır. Ne zaman ekonomi kötüye gitti? Dünyada savaş çıkarır. Ki biliyorsunuz kaç tane ülkeyi İslam Arap Bağrı diye götürdü. Nereye kadar? Suriye'ye gelene kadar. Suriye'ye geldi Rusya dedi ki hop dedi. Ben Suriye'ye yerleştim haberin olsun. Hatta Putin çıkıp dedi ki hiçbir şekilde durdurulamaz. Radarda şunu da bunu da gözükemez. İstediğim menzile istediğim vuracağım süper füze yaptım. İstersem Amerika'ya atar atar indiririm. Dolayısıyla bu resleşmeler artık Çin, ABD, İran ve Rusya'yı kafa kafaya getirdi. Yani bir dur dediler Amerika'ya. Amerika saha boş kendi kendini geziyordu 2. Dünya Savaşı'ndan beri. Hatırlarsanız biz de zaten Rusya'ya yaklaştık bu nükleer enerji santrali falan filan meselelerinde. Enerji işinde Ruslara daha yakınız. İran'a olan bağlılığımız da azaldı. Dolayısıyla Amerika eğer doları dengeleyemezse ne yapar? Bir savaş çıkarır. He, bütün bunlar olurken Çin'in yarın ertesi gün dünyanın süper gücü olmasını sağlayacak proje ortaya çıktı. Bir kuşak bir yol. One Belt One Road. Gördüğünüz gibi bu sistemde eski İpek yolunun canlanmış hali var. 2013'te Kazakistan'da Çin devlet başkanı dedi ki biz İpek yolunu canlandırmak istiyoruz. Ve ilk önce kendi işinde çözdü hızlı trenler falan filan. Sonrasında Kare yoluyla ve daha sonrasında deniz yoluyla yepyeni ticaret ağları ördü. 6 ayrı koridordan dünyaya kendi ürünlerini satıp başkalarının ürünlerini satın alabileceği ağlar örmeye başladı. Ki bu projenin gelecek hali de şu an ekranda gördüğünüz üzere yani muazzam bir yapı düşünülüyor. Çin'in ithalat ve ihracatı, dünya ticareti, Amerika'yı falan sollayacak muazzam zekice bir fikir bu. Bir adım öteye gitti, Çin'den Londra'ya kadar gidecek süper hızlı tren hattını projelendirdi. 16 ülke katılıyor bu işe. Macaristan, Yunanistan, Malezya, Rusya, Kenya, Belarus, Sri Lanka, Kamboçya, Polonya, Endonezya, Pakistan. Şimdi Pakistan gibi ülkeler, Belarus'ta dahil, Azerbaycan'da dahil bu ülkeler ekonomik yolsuzlukları olan çok ekonomisinin iyi durumda olmadığı ülkelerdir. Bu ülkelere para harcatamazsın. Şimdi Çin'in elinde bir 3 trilyon dolar vardı ya, işte o parayı bu projeye harcamaya başladı. Çin dedi ki Pakistan'a taa 2001'de, ben sana dedi güneyde Gwadar Giv diye bir e, şehri var, paçoz bir şehir böyle fakir, oraya dedi bir liman yapayım dedi. Pakistan dedi ki bende para yok. Dedi ben yaparım sen rahat ol. Sonra ödeşiriz. Bu yaptığı liman 62 milyar dolarlık ticaret hacmi sağladı Çin'e sadece bu. Çin hiç alamayacağı borçlar vermeye bayılıyor. Çünkü karşılığında limanları alıyor. Daha sonrasında işi ilerletti. Yükleniciler hep Çin firmalarıydı. 2018 yılı verilerine bakarsanız göreceksiniz ilk 10'da, ilk 20'de, ilk 30'da birçok Çin firması var. 1-2-3 bile Çin. Çin yüklenici firmaları, inşaat firmaları, dünyanın en büyük firmaları olmaya başladı. Çünkü her yere inşaat bilgisini ve ekibini götürüyor. Şimdi Belarus'a, Azerbaycan'a, ne bileyim Irak'a, Yemen'e çok fazla borç vermeye hevesli değil millet. Çin veriyor. Çin geri ödenmeyecek halde milyar dolarlık krediler açıyor. Neden yapıyor? Sri Lanka'ya bir liman yaptı 1.5 milyar dolara. Sri Lanka dedi ki abi ben bu parayı ödeyemem ki sana. Boş ver dedi. 99 yıllarına bana kirala ödeşiriz. Çin, Hint okyanusunda birçok limana ve aynı zamanda askeri üsse sahip olmaya başladı. Bu da Amerika'nın bu bölgeye sokulmasını kontrol altına alabilecek hale getiriyor. Şimdi 2009 yılından sonrasında bir süre 2008-2015 arası yanılmıyorsam Amerika'da, Avrupa'da e, merkez bankaları üzerinden Euro ve Dolar bastılar. Bayağı bir bastılar piyasaya saldılar. Çünkü e, faizleri düşürdüler, faizler sıfır faize yakındı ve doları veriyorlardı piyasaya. Dolayısıyla rahatlıyor da ekonomileri onların faizleri düşük tutması Türkiye gibi ülkeleri cazip hale getirdi. Çünkü Amerika'da faiz sıfıra yakındı. E orada paranı bankaya koyup bir yıl bekleyip sıfıra yakın bir yüzde alacağına Türkiye'ye gidip yüzde on beşini mis gibi alıyordun yıl sonunda. Ama sonra Amerika faizleri arttırmaya başladı. FED, Amerika Merkez Bankası ki kime ait biliyorsunuz size Dünya Kim Yönetiyor serisinde anlattım. FED Faiz arttırmaya başladı. Millet dedi ki ya Amerika'ya parayı yatırmak daha güvenli. Türkiye de faiz arttırdı. Dedi ki ben %25 veriyorum. Cık. Millet dedi ki ya Türkiye'ye ben bu parayı versem. Mesela 100 milyar dolar verdim. Seneye bana 125 milyar dolar verme ihtimali ne kadar ki? Ben dedi garanti yere gideyim. Amerika'ya 100 milyar dolar vereyim. 105'imi alırım sene sonunda. Şimdi sizin ülke... Arjantin'de bu %40'a kadar çıkmıştı mesela bir ülkenin ne kadar fazla size faiz verdiği bir önemi yoktur. O ülkenin güvenli olması lazım. Şöyle düşünün bir arkadaşım var hali vakti yerinde ama geçici olarak paraya sıkıştı verirsin nasıl olsa alacaksın. Ama bir adam var borcunu çok iyi ödeyemiyor. Birkaç kişiye de borçlanmış. Şimdi ona borç vermek istemezsin. Doğruya doğru. 30 Kasım'da yani yarın G20 zirvesi var. Bu G20'yi ve G8'i çok duyarsınız. Ne işe yarıyor bilin diye sizi bir hızlı yetiştireyim diye yaptım bu videoyu. G20'de 3-4 tane önemli konu var. Birincisi Trump'la Erdoğan yan yana gelecek. İkincisi Çin ve Amerika arasındaki şu gerginlik çözülme ihtimali var. E, çözülmezse Trump 200 milyar dolarlık ürüne daha ki toplamı 500 milyar dolar düşünün ticaretinin ek vergi koymayı düşünüyor. E, Rusya ile Ukrayna savaşı var ki onun üstüne ayrı bir video çekmek lazım. Bu Rusya-Ukrayna olayını bir G20'de oturup konuşacaklar. Bu G20 hem dolar için hem dünya ticaret savaşları için hem de haritaların yeniden şekillenmesi için çok çok önemli. Şimdi Çin ve yumuşarsa ki yumuşamak zorundalar çünkü ikisi büyük ticaret çeviriyorlar ee, ve Amerikan Merkez Bankası da faiz arttırmaya bir ara verirse 2019 yılı sakin bir yıl olur. Ama 2019'da FED faiz arttıracaktır. Bu arttırmalar Amerika'yı daha cazip bir yer haline getirecektir. Her ne olursa olsun Atilla hocama selam olsun Atilla Yeşilada'ya. E, FED piyasadan dolar alıyor. Yani zamanda basıp dolarları saçtılar ya 2009-2015 arası. Şimdi o dolarları geri topluyor. Çin piyasaya dolar sürüyor, Amerika piyasadan dolar topluyor. Öbür türlü Çin piyasaya para sürdükçe Amerika'da sürmeye devam ederse dolar tuvalet kağıdına dönüşür. Dolayısıyla bir <laughs> aslında dolar savaşı var. Doların değersizlenmemesi için Amerika elinden geleni yapıyor. Faizleri arttırmasının aslında bir sebebi de bu. Millet dolarlarını Amerika'ya götürüyor. Yani dünyadan her türlü dolar topluyor. Tahvil basarak ya da işte faizleri arttırarak öyle ya da böyle Çin dünyaya dolar saçtıkça Amerika dünyadan dolarları toplayacaktır. Bu bir Yuan yani Çin para birimi ve Amerikan para birimi dolar savaşıdır. Kim dünyada daha değerli hale gelecek önümüzdeki 15-20 yılda göreceğiz aslında. Bizim basınımız biraz toz pembe haberleri sever. Çinli milyarderler Türkiye'ye geliyor. Bize parayı boğacaklar, çıldıracağız. Tabi aslında bu yurt dışında da çeşitli haberler oluyor ama şimdilik Çin o kadar Türkiye'yi zengin etmeye meraklı değil. Dün Çin devlet başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu savaşı sonlandırmaya niyetliyiz. İyi niyet açıklamasıydı. Bütün bunları niye anlattım? Dünyada ne oluyor bilin. Hani petrol, dolar, İran, Rusya, Suriye neden? Rusya niye? Suriye'de Amerika'yı tıpalamak, durdurmak için. Bütün bunları bilin. Bu tür videolar gelecektir. Artık yapabilirsem ayda bir ayın özetini yapacağım. Umarım keyifli olmuştur. Dünya ile ilgili sorularınız varsa yazın aşağıya. Sağlığım elde verdikçe cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.